Merhaba sevgili seyirciler. Yaz defterinin bu sayfasında çarşıyı konuşacağız. Bırakmaz beni kalabalık çünkü çarşılardan geçtim diyor Ülkü Tamer. Hepimiz hayatımız boyunca hem gerçek anlamda çarşı hem de mecazi anlamda pek çok çarşıya girer çıkarız. İnsanlarla karşılaşırız, alışveriş yaparız, pazarlıklar yaparız, içten yaparız, dıştan yaparız. Aslında hayat da bir çarşı. Nitekim geleneksel edebiyatımızda çarşı, pazar hayat anlamında, dış dünya, dış mekan anlamında kullanılıyor. Geniş, çok geniş bir anlamla. Fakat özelde çarşıdan bahsettiğimizde İslam şehirlerinin merkezinde bir cami, mescit görürüz. Ulu cami görürüz. Onun hemen yakınında ticari alanlar, çarşılar, pazarlar, bedestenler, arastalar, hamamlar, alışveriş merkezleri, Berberler yani sosyal hayat hemen o caminin etrafında kenetlenir birbirine ve dini hayattan ayrı değildir. Yani seküler bir tasnif yoktur ortada. Bu tabi sadece İslam toplumlarında değil orta çağda hani Rönesans öncesi batıda da şehir merkezlerinde mabetlerin olduğunu, ticari hayatın, sosyal hayatın onun etrafında, onun çevresinde ortaya çıktığını, yeşerdiğini, genişlediğini görüyoruz. Ya Doğu'da biraz daha sahici tabii. Yani işte o Orta Çağ Kentleri kitabını okuduğumuzda Orta Çağ'da Batı kentlerinin nasıl teşekkül ettiğini, Burjuvazi'nin yani burklar var işte, kale gibi yapılar, onun etrafında nasıl şekillendiğini görebiliyoruz. Ama İslam dünyasında e, şehir bir, bir ulu cami az önce söylediğim gibi. Ama ticari hayatın e, etrafında teşekkül eden bir bir şey. Yani bir yerde e, ticaret yok ise, alışveriş yok ise, orada bir toplumsallığın olması da mümkün değil. Şimdi "çarşı" kelimesi e, dört yol anlamına geliyor. Yani siz işte şehrin bütün kenarlarını bir daire içerisine aldığınızda, dört yöne, dört yöne giden yolların kesiştiği nokta aynı zamanda şehrin merkezi. Yani aynı zamanda şehrin büyük muhabedinin olduğu yer ve onun etrafında e, dükkanların, e, bedestenin, işte e, arastanın, bütün bunların e, sabahın ilk ışıklarıyla, akşamın e, hava'nın kararması arasında e, faal olduğu, insanların alışveriş yaptığı, hareketlilik olduğu bir yer, çarşı. Sanki bedestenin pazarın ve Şehir merkezinin genel tanımı gibi yani hala siz işte e, Anadolu'ya gittiğinizde diyelim ki bir şehrin bir mahallesinde oturuyorsunuz bir kasabada ya ben çarşıya gidiyorum ya da çarşıya ineceğim falan diyorsunuz çarşı dediğiniz yer aslında şehir merkezinin olduğu yer çünkü dükkanlar orada yani o işte ana cadde e, etrafın ana cadde üzerinde dükkanlar var filan hala o şey devam ettiriyor kendisini ama daha spesifik anlamda da kullanılıyor günümüzde diyelim ki kuyumcular çarşısı diyor filan yani. Geçmişte buna arasta deniliyor. Arasta zaten etimolojik olarak da düzenlemek, düzenlenmiş bir şey anlamından geliyor. Bakırcılar çarşısı, dericiler çarşısı, baharatçılar çarşısı diye tanzim edilmiş, düzenlenmiş çarşılar. Genelde tonoz ve çatıyla örtülü biçimde yerleşik bir hal alıyor. Bir de camilerin bitişiklerinde hemen yakınlarında camiye bir vakıf olması sebebiyle yapılan arastalar var. Yine bu düzenlenmiş yani orada nelerin satılacağı, hangi ölçüde satılacağı, hangi ölçüde niye söylüyorum? Çünkü Osmanlı döneminde de Selçuklu döneminde de hayatın biraz önce senin de söylediğin gibi kalbi pazarlar ve bunlar denetleniyor yani istismar edilip edilmemesi noktasında sıkı denetimler rastlıyoruz eski evraklarda. En güzel yanlarından biri şu aslında ahiliğin bir uzantısı bu pazar dediğimizde arasta esnafı dediğimizde e, karı ticareti kazancı kazancı pardon her şeyin üzerinde görmeyen insanlarla karşılaşıyoruz. Mesela bugün hala Selimiye Camii arastasında dükkanlar vardır esnaf bugün yani günümüzde her sabah bir araya gelip topluca dua ederler helal rızık dilerler. Zaten bu arastalarda dua kubbesi diye bir bölüm var bazı arastalarda sabahları onun altında toplanıp sabahın ilk ışıklarıyla biraz önce söylediğin gibi ticarete başlamadan önce niyaz ederler helal kazanç dilerler bu e, dürüstçe ticaretin e, dinle ahlakla vicdanla hesap verilir bir inançla ilintisini de ortaya koyuyor. Elbette Bakın. yani şimdi bir kendi içinde bir serbest piyasa var yani siz e, şeye karışmıyorsunuz yani insanların e, şimdi işlerine karışmıyorsunuz ama e, yani hileli mal, mal satılmasına müsaade etmiyorsunuz fahiş fiyat uygulamasına müsaade etmiyorsunuz filan yani bir e, e, ticaret özgürlüğü var ee, ama bu bu özgürlüğün suistimaline müsaade etmeyen kurumsal bir yapı söz konusu. Esasında İpek yolu dediğimiz güzergah, yani bir çarşılı şehirler güzergahı. Yani çarşı, bedesten, pazar, işte arasta kavramsal ve kurumsal anlamda bu güzergahta gelişen bir şey, kadim bir şey bu İpek yolu dünyanın... Ee, ticaretini omuzlayan bir yol. Şimdi e, Bedesten de bunlar içerisinde da, tabi daha sonradan e, genel anlam kazanmış ama kumaş satılan yerler. Kumaş pahalı bir şey yani kumaş Hindistandan geliyor. Ağırlıklı olarak Hind kumaşlar yani Hindistandan hem öbür tarafa gidiyor hem bu tarafa geliyor. Yani bizim üzerimizden de Avrupa'ya gidiyor. Ben işte Necmettin Türünay'la ee, vardım hinderine kumaş getirdim, açtım bedestana sattım, oturdum türküsünü konuşurken bana dedi ki ya bu Türkiye en az 600 yıllık vardır. Yani çünkü İpek yolunun aktif olduğu bir dönemde Hint kumaşının hala e, getirildiği bir dönemin izlerini taşıyor falan demişti. Dolayısıyla bedesten yani işte e, o şeyinin dışında, o özel anlamının dışında günümüzde de restore edilen bedestenler çok sayıda o, var, çok Anadolu. sayıda var Anadolu'da restore ediliyor. Farklı amaçlarla da kull kullanılıyor falan ama kumaş ticareti ağırlıklı olarak kumaş alışverişinin yapıldığı bir yer. Yani biz e, daha eskiye gidersek e, İmam Azam'ın dükkanını da bir bedesten olarak görebiliriz yani. E, o da Güzel. kumaş ticareti yapıyordu malumunuz. Tabii hayatımızdan etkinlik açısından çekilen bir şeyden bahsetmiş oluyoruz çünkü AVM'lerin çağında yaşıyoruz bir, bir nevi. Bu çekilmenin çok güzel anlatı, anlatıldığı bir eserden bahsetmeden olmaz bence. Uzun Çarşının uluları. Mithat Enç. Mithat Enç hayatının belli bir yaştan sonra hayatını ama olarak geçiren birisi. Tabii Mithat Enç'ten ve Uzun Çarşının ulularından bahsedince ben hep şu gelir aklıma. Bazı eserler. Türkçenin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanıp havalanırlar, yükselirler. Ama bazı eserler yükselirken Türkçeyi de yükseltirler. Gerçekten Mithat Enç'in bu eseri aslında bütün eserlerinde bu dil ihtimamını görüyoruz, bu derinliği. Fakat Uzun orada sade bir dille insanları tasvir edişi, hayatı, sosyal hayatı tasvir edişi muhteşem. Uzun ne vardı? Gaziantep'te. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında e, oradaki çarşı esnafıyla, çarşının parçası olmuş meczuplarla, oradaki ihtiyarlarla, gençlerle karşılaşıyoruz. Hepsini ayrı ayrı anlatıyor. Aktar Musa, Bilader Ağa, Berber Hüseyin gibi. Onlar üzerinden, ya bu bir e, portre çalışması gibi ama bir taraftan şehrin hafızasına dönüşmüş. Şehrin hafızasını aşıp bu modern çağda, piyasanın negemen olduğu ticari hayattan daha önce bir evre vardı. O evrede ahlak, birbirini gözetmek, hak hukuk çok el üstünde tutulurdu. İnsan odaklıydı. O dünyaya dair bir anlatım olarak edebiyatımızda hala önemini koruyor. Belki yeterince ilgi görülmüyor. Ya, hak ettiği hak ettiği ilgiyi bulmadığı kanaatinde. Evet. Tabii çok alanında çok özgün bir eser Uzun Çarşı'nın Aslında hikaye olarak da okunabilir ama e bu hikaye olarak okunabilir olması Mithat Erenç'in gözlem gücünden kaynaklanıyor. Yani o insanların karakter, karakterini inanılmaz bir şekilde, usta bir şekilde yansıtıyor metne. Çocukluğunun Gaziantep'i, çocukluğunun Gaziantep'in çarşısı aslında o anlattığı. Tabii çarşı demişken e, burada e, Yahya Kemal Natik Valide şiirinden bir beyit okum, okumam lazım. Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer diyor. Bu Atik Valide şiirinde malumunuz iftar saatini anlattığı bir şiir. Süzülmüş benizliler. Süzülmüş benizliler artık iftarı evde yapıyorlar. Yani artık onların çarşıyla işi bitti. Sabah fecirle birlikte tekrar çarşının yolunu tutacaklar. Ama Sezai Bey'in Kapalı Çarşı şiiri biliyorsunuz. Kapalı Çarşı'dan bahsetmeden hatırı kalır. Çünkü Kapalı Çarşı hala ismi Kapalı Çarşı. Batılılar ona Grand Bazar diyorlar galiba. Büyük pazar diyorlar. Ee, karakteristik, bir karakteristik bir çarşı. Kapalı çarşı içinde aslanların ağaç kabuğuna yazdığı şiir. Kapalı çarşı içinde açık ve keskin, yumuşak ve güzel Kur'an sesleri. Kapalı çarşı içinde kapalı rüya çarşıları. Kapalı çarşı içinde öfke ve af çarşıları. Sonra devam ediyor. Sen bana sen bana kapalı çarşı. Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar alınanlar var ki şüphesiz bir harita kırığı, bir yapma deniz parçasıyla kapalı çarşı. Çok güzel. Ağzına sağlık. Sezai Karakul çarşının her yönüne, renkli yönlerine atıfta bulunmuş. Yani her açıdan göndermeleriyle birlikte teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, yaz defterinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın.